Sevgili seyirciler, bugün Adıyaman Gölbaşı'ndayım, Doğa Çiftliği'ndeyim, Özkan Kılıç'la beraberim. Bu çiftlik yeni ve genel tabirle modern olduğu ifade ediliyor. Modernliğin içini birazdan dolduracağız. Burası yeni yapıldı, idari bina olarak düşünmüş ama şu anda olduğumuz yerden hayvanları pekala rahat rahat, özellikle sağan bölümünü görebiliyoruz. Çok uzatmayacağım. Her bölümü tek tek gezeceğiz. Özkan Bey merhaba. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz. Burayı bana bir tercüme et. Şimdi burası işletmemizin sağmane bölümü. Burada aynı anda 50 tane hayvan sağılabiliyor. Paralel hızlı çıkış dediğimiz. Yani biz yaklaşık olarak şu an 400'e yakın bir hayvan sağımı yapıyoruz. 2,5 saat içerisinde sağım tamamlanıyor. Aynı zamanda bu sağmane dünyanın en iyi sürü yönetim programlarından bir tanesiyle entegre edilmiş vaziyette. Hı hı. Tüm sağmane ile birlikte ahır içerisine yerleştirilen antenlerle tüm sürünün sağlığını, kızgınlığını, her şeyini buradan sistem odasından kontrol edebiliyoruz. Hayvanların kondisyonuna baktım ben. Kulaklar çınlasın. İsmet Türkmen derdi ki kondisyon 3-4 olsa iyi olur derdi. Tam da hoşlan uygun bir kondisyonla karşı karşıyayız gibi duruyor. Yani aslında şöyle bir şey. Hayvanların geneli birinci laktasyonda şu anda. Birinci laktasyonda olmasına rağmen kondisyonları iyi düzeyde. Süt miktarımız, hayvan başı süt verimimiz yüksek. Ortalama? Yani ortalama şu anda birinci laktasyonda 33 litre civarında şu anki süt ortalamamız. Ama biz burada şey yaptık, biraz hayvanları alırken Danimarka genetiğini tercih ettik. Danimarka'da biraz şöyle bir farklılık var. Yani biraz bu hayvanlarda çok eskiden de olsa bir Jersey kanı var. Ve yağ ve protein oranları çok yüksek. Şu an bizim işletmemizdeki yağ ve protein oranımız simental işletmelerinden bile yüksek düzeyde. Nasıl yani? Evet. Kaç? Yani şu an 4.30 yağ var, 3.75 protein var. Evet. O zaman bunu hoştan değil diyeceğiz o zaman. Yani bilmiyorum artık, biraz beslemeyle de bunun şeyi var, bağlantısı var ama. Vallahi ben şu ana kadar kaç yıllık, tabii siz daha benden uzmansınız alanınızda bu ama ben hoştan'dan bu kadar yağ hiçbir yerde görmedim şu ana kadar. Yani bizim mesela diğer işletmemizde de aynı beslemeyi yapıyorduk. Orada da 4.1'leri falan gördük ama 4.30'ları görmemiştik. Ben bunu tamamen Danimarka genetiğine bağlıyorum. Ya biz bu sağmaneyi açıkçası 1000 sağmalı sağabilecek altyapıya göre yaptık. Ya şu anda da şu an 400 sağmalı var ama işletmede bir taraftan da inşaat devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz burada 700 sağmala çıkmak. Önümüzdeki yılda yeni yapacağımız ahırlarla birlikte 1000 hayvanı burada sağmayı planlıyoruz yani. Toplam 1500 hayvanlık bir alan burası. Evet, 1500 hayvanlık. 1500. Yani tam inşaat tam tamamlandığında 1500 koyacaksınız. 1500 hayvanı ihtiva Peki, edecek. Peki siz dünyayı gezerek karar verdiniz bu hayvanların alımına. Sizi Danimarka'ya iten şey ne oldu? Yani şöyle bir şey, bu hayvanları alırken çok araştırdık açıkçası. Biz Amerika'dan da almayı düşündük. Amerika'yı da biraz araştırdık. Danimarka şu anda Avrupa ülkelerine göre biraz daha hastalıktan biraz daha ari. Kuzey olmasından dolayı mı? Yani İklim, bir daha bakım. Kuzey olması, biraz işletme şartları. Onun yanında Avrupa'da biraz daha sirkülasyonu daha fazla, Almanya'da. Danimarka biraz daha, işletmeler birbirinden daha uzak. Biraz da 1-2 yıldır tercih edilmeye başladı Danimarka. Daha önce daha çok Almanya tercih ediliyordu. Ama şu anda Almanya'da büyük bir kısmı bence ithalata kapalı diye biliyorum, mavi dilden dolayı. Uzun bir süre de kapalı kalacak. Yani ilk etapta biraz tereddüt ettik. Danimarka'dan hayvan alan işletmeleri gittik, gezdik. Amerika ile Danimarka arasında biraz kararsız kaldık. Danimarka'nın maliyetleri biraz daha düşüktü. Danimarka'yı tercih ettik. Bu hayvanların ırkından dolayı da olabilir mi? Çünkü Danimarka'da o bildiğin klasik pedigrisinde hep anne babası hoşlayan ya da farklı yapıyorlar da. Bunu anne babasında dediğiniz gibi biraz
karışıklık ya da karışıklık derken farklı bir ırk var diye mi düşündünüz? Yani affedersin şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda Türkiye'de artık sütün yağ oranına bakmaya başladı. Gerçi büyükler bakmıyor da genel olarak bakılıyor. Yani şimdi Mehmet Bey şöyle bir şey var. Aslında ben daha önce Almanya'da da birçok işletmeye gittim. Avrupa'da sayısız işletme gezdim. Avrupa'da verimle ilgili olay bundan 20 yıl önce bitirilmiş. Verim ıslahı tamamlanmış. Şimdi yani, içerik. Tabii 20 yıldan bu tarafa artık ıslah yağ ve proteine göre yapılıyor. Sütün kalitesine göre yapılıyor. Güzel, dünya değişiyor. Tabii ben açıkçası hayvanlar seçerken de hayvanların pedigrilerini incelediğimde böyle çok yüksek rakamlar görüyordum. Yani kafamda soru işareti oluştu. Acaba pedigriler mi doğru değil? Holstein'da bu oranlar olmaz diye. Ama işletmeye gelip hayvanlar doğum yapıp kalite değerlerini gördükten sonra bunlar pedigriyi doğruladı açıkçası. Ya şu söyleniyor. Danimarka'da biraz Jersey ırkı da yaygın. Ya zaten Danimarka hayvancılığının böyle biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman çok büyük bir kısmı Jersey. İklim olarak buradan gelen yani bir 7-8-10 kuşak geride de olsa bu hayvanlarda bir Jersey kanı da olduğu söyleniyor yani. Bunun tam olarak adı ne şimdi bu ırkın? Yani Holstein olarak geçmiyor olması lazım. Holstein. Öyle mi geçiyor? Tabii Holstein. Siyahlaca Holstein yani. Hani Danimarka kırmızısı veya Danimarka yok, bazı etkiler var ya. Danimarka kırmızısı Danishret diye ifade ediliyor. O tamamen farklı bir ırk. Avrupa kırmızısından ya kırmızı Holstein'dan da farklı. Yani o İsveç kırmızısı, Danimarka kırmızısı tamamı Avrupa kırmızısı olarak geçiyor ama bunların onunla bir alakası yok, bağlantısı yok yani. Bunlar ilk kez sağlıyor burada. Tabii birinci laktasyondalar şu anda. Düğü olarak, yani, olarak aldınız. Evet. Hamile olarak mı aldınız? Tabii gebe olarak aldım. Almak zorundasınız evet. Herhalde. Ve Danimarka'nın şöyle bir güzelliği de var. Danimarka'da dişi sperma kullanımı çok yaygın. Mesela biz aldığımız hayvanların yaklaşık %62'si dişi sperma kullanılmıştı. Ama elde ettiğimiz yavrularda hani %62'nin de %95'inin dişi olduğunu farz edersek, geriye kalan kısmın da yarısının dişi olduğunu düşünürsek, biz %80 civarında dişi buzağı elde ettik. Bu da işletmenin geleceği açısından önemli bir rakam yani. Aslında o zaman siz bundan sonra kapasiteyi de aşarsanız, belki bir sene, iki sene sonra siz piyasaya damazlık düve verebilirsiniz. Zaten böyle bir genetiği oluşturuyorsanız, böyle bakım şartlarını oluşturuyorsanız, şimdi biz birinci laktasyonda bu ortalamayı alıyoruz. Bir de şöyle bir olay var. Yani bir hayvan düşünün, aynı genetik özelliklere sahip, aynı verim özelliklerine sahip. Bu işletmede doğup büyümesiyle dışarıdan gelip burada doğum yapması arasında ilk laktasyonda yaklaşık olarak bir 3-4 litrelik süt farkı olur. O da fark ediyor mu? Tabii ki. Şimdi mesela bu hayvanlar Danimarka'dan gelmemiş olsaydı, bu işletmede yetişmiş olsaydı, şu anda belki 33 değil de 36-37'leri sağacaktınız. Artık adaptasyon süresinde hayvan kaybettiniz mi? Yani adaptasyon süresinde çok bir hayvan kaybımız olmadı. Yani hayvancılıkta mutlaka hayvan kaybı olur, ölümler olur. Yani çok cüzi sayıda yani ne oldu? Bir ya da iki tane böyle bir aşıları tam tamamlamadan bir tane hayvan ölümümüz oldu enterotoksemiden. Onun dışında tabii doğumdan sonra birkaç tane işte ayak ve farklı problemden kesimlerimiz ister istemez oldu. Hayvanlar bu yıl adapte oluyor buraya. Ama çok yüksek sayıda bir kaybımız olmadı. Yani hepsini toplasan 500 hayvandan 3-5 tanedir. Yani. O zaman siz bundan sonra bu işletmeyi süt artı damızlık bildiğiniz Danimarka düvesini burada üretme konusunda bir hedef belirlemiş oldunuz. Yani Mehmet Bey zaten şöyle bir olay var. Yani Türkiye hayvancılığının handikapı mı diyelim? Yani biz yıllık ülke olarak milyonlarca euro veya milyonlarca dolar parayı yurt dışındaki çiftçiye veriyoruz. Hayvan ithal ederek. Gerek damızlık gerek et hayvanı. Yani bu hani bir yıl, iki yıl, üç yıl yaparsınız hayvan popülasyonunu arttırmak için. Ama sonraki senelerde bırakın ithal etmeyi artık ihraç eder duruma geçmeniz lazım. Orada dur abi. Başka yere geçelim. Mekan değiştirelim. Çünkü çok önemli bir konuya temas ettin. Şimdi bir bilgi koyalım. Hemen içeride senin benim çok sevdiğim, oturduğun yerden işletmenin tamamına gelebilen bir tablon var.
Burada göğüt aldık ya. Şimdi orada da konuşalım. Özellikle ihracatı olur mu? Burada başka bir şey varsa söyleyeceğim. Yok. İhracatı. O zaman geçelim. Özkan Bey şimdi ben tabii uzaktan bakıyorum ama bir şey anlamıyorum. Burada farklı farklı görüntüler var. Orada ben çamur diye onları görüyorum ama sen onları şimdi bana İsrail modeli diye açıklayacaksın herhalde. Önce burayı konuşalım ya da demin kalmıştık ya ihraç ederiz diye. Oradan başlayıp sonra buna geçelim. Şöyle yani, bir cümle kullandınız. Biz Türkiye olarak bundan sonra yurt dışına damızlık düve, yani Danimarka'dan düve alan Türkiye yerine Türkiye'den düve alan dünya cümlesini kullanabilecek bir atmosfer oluşabilir mi? Ya şimdi olması gereken olay aslında bu Mehmet Bey. Yani şimdi yıllardan beri yaklaşık 15 yıldır bu biraz daha hızlandı. 15 yıldır Türkiye'ye hızlı bir şekilde Avrupa'dan ve Amerika'dan damızlık hayvan geliyor. Bunun bir noktada doygunluğa ulaşıp artık o hayvan ithalatının durup Türkiye'nin hayvan ihracatına başlaması lazım. Bunun başlamıyorsa burada bir handikap var ve bu sorunları tespit edip bunları gidermemiz lazım. Şimdi mesela bunların ben temel sebeplerini şöyle görüyorum. Özellikle 2010 yılında hayvancılığa verilen teşvikler, bölgesel teşviklerle beraber sektör dışında hayvancılığa giren çok insan oldu. Ve hayvanları getirdiler. Bir süre sonra hayvanları kestirip sektörden çıktılar. Bunların ülke hayvancılığına hiçbir katkısı olmadı. Burada sadece orada ucuz krediler ve hibeler sağlandı o kişilere. Aslında devletin de amacı bu değildi. Devletin amacı hayvancılığı geliştirip buradaki hayvan popülasyonunu arttırıp dışa bağımlılıktan çıkmak gerekiyordu. Bu yapılmadı. Ama şimdi bu tarz büyük ve bilinçli işletmelerle birlikte ya bizim hedeflediğimiz şu. Burada biz bir ay içerisinde tamamen dişi sperma kullanımına geçeceğiz. Yani spermaları, suni tohumlamada kullanılan spermaları ikiye ayırıyoruz. Bir konvansiyonel sperma, yani cinsiyeti belirlenmemiş, iki dişi sperma. Dişi spermada bu spermaların tamamen cinsiyeti belirleniyor. Bunlar da %95 oranında dişi doğuyor. Dişi spermaya geçişle birlikte, şimdi şöyle bir şey var. Pratik olarak bir işletmede yıllık yaşlılıktan dolayı, verim kayıplarından dolayı, farklı sebeplerden dolayı eliminasyonun %20 civarında olması lazım. Yani 500 ineğiniz varsa yıllık 100 tane hayvan elemeniz lazım. Şimdi siz yani 500 hayvan üzerinden hesaplarsak yıllık 500 hayvandan 450 buzağı elde etseniz ve tamamen dişi sperma kullansanız bunun 100 tanesini işletmeye bırakıp 350 tane kalıyor. 350'den de işte inek olana kadar verim kayıplarını, işte hastalığı, ölümü, şunu bunu göz önüne aldığımızda en azından 500 başlık tamamen dişi sperma kullandığınız bir işletmede yıllık 300 tane düve satmanız lazım. Yani bu müthiş bir rakam. İnanılmaz bir rakam. Yani 10 tane işletme olsa 3000 tane yapar. Tabii ki. Yani şu an bir de işletme için de müthiş bir gelir kaynağı. Yani şimdi sütün yanında 500 başlık bir işletmeden 300 tane düve satsanız şu anda hastalıktan ağrı işletmelerde, mesela bizim şu an bu işletmemiz hem hastalıktan ağrı hem AB onaylı bir süt çiftliği. Hastalıktan ağrı işletmelerde şu anda düve fiyatları 120-130 bin lira civarında. 300 düve yani çok büyük rakamlar yapıyor. 40 milyon lira civarında bir tutar. Yani bunların işletmelerin de daha profesyonel yönetilip bunlara yönlenmesi bir lazım. Bir sanayi gibi. Karlılığı açısından. Yani tabii ki şimdi karlılığını arttırmak sadece süt verimini arttırmakla olmuyor. Biz ne zaman işletmeler olarak düve satmaya başlarsak, hem hayvan ithalatını bitiririz, hem işletmelerin karlılığını arttırırız. Ben ama bu ithalat kelimesini biraz yoruyor insanı aslında. İthalat kelimesi biraz hoş kelime değil ama herkes bu kelimeyi hem kullanıyor hem de sizin gibi işletmeler belki de zorunda olarak ithal düve, hatta bazı ithal besilik dana da alınabiliyor.
İthalatla alakalı ne kadar daha zaman biz kapıların açılmasını bekleyeceğiz? Ya da ithalatla ilgili önümüz tam mı açılmalı? Kısılmalı mı? O dengeyi bir türlü kuramadık diye düşünüyorum. Ya ben. Şimdi Mehmet Bey şöyle bir olay var. Yani kapıyı açık ya da kapalı tutmanın bir anlamı yok. Önemli olan ihtiyaç. Yani siz yurt içerisinde bunları üretebilirseniz yurt dışına ihtiyaç kalmaz. Yani kapılarınız sürekli açık da olsa ithalata gereksinim duymazsınız. Şimdi ne yazık ki biz uzun süreli hayvancılık politikalarını planlayamıyoruz. Bir bakıyorsunuz sütte bir kriz oluyor. 3 ay, 5 ay, 6 ay devam ediyor. 3 ay, 5 ay, 6 ay içerisinde damızlık hayvanların %10'u kesiliyor. Zaten yıllık ithal edilen hayvanların yurt içindeki damızlık hayvanlarımızın %5, %6'sına denk geliyor. Yani biz yurt içinde bulunan tüm damızlıkların veya mevcut damızlık sayısının %30'u kadar, %40'ı kadar, %50'si kadar bir ithalat yapmıyoruz. Çok büyük rakamlar değil. Yani kestiğimizin yarısı kadar ithal ediyoruz. Tabii ki, tabii ki öyle. Hani bunun şöyle çok basit şeyler aslında. Bir defa süt fiyatları ile ilgili, yem fiyatları ile ilgili bir denge oluşturulmalı. Yani üretici geleceğinden kaygı duymamalı. Girdiği işten 3 ay sonra, 5 ay sonra vazgeçmemeli. Hani biz bu tarz büyük işletmeler hemen süt fiyatı düşmeyle hayvanlarımızı kesime gönderme gibi bir lüksümüz yok. Biraz daha uzun süreli düşünmek zorundayız ama hayvancılığın temelini, omurgasını oluşturan da ülkemizde küçük işletmeler var. 3, 5, 10, 20 süt ineği besleyen işletmeler. Bunlar açısından böyle 5 yıllık, 10 yıllık planlamalar yapmalıyız. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Ülkemizde özellikle süt fiyatının belirlendiği, baz alındığı yem süt paritesi var. Yani 1 litre sütle satın alabileceğin yem miktarı. Yani bunun 1,5 kiloya, 1,6 kiloya çıktığı dönemleri de hatırlıyorum. Ama 800 grama düştüğü dönemleri de hatırlıyorum. Yani şimdi bunun belli bir dengede seyretmesi lazım. İşletme belli bir miktar kar ederek önünü görüp buna devam etmesi lazım. Bu dengeyi kim sağlayacak? Yani bunu kim sağlayacak? Tarım Bakanlığı sağlayacak. Buradaki... Vallahi ben bu dengeyi Tarım Bakanlığı'ndan beklemiyorum yani. O kadar dengeyi Tarım Bakanlığı nasıl sağlayacak abi? Yani öncelikle şunun yapılması lazım. Şu anda süt fiyatını Tarım Bakanlığı belirlemiyor. Süt fiyatını Maliye Bakanlığı belirliyor. Yani dünyada hiç başka bir örneği yok bunun. Gıda Komitesi'nin iznine bağlanmış. Bunu tamamen Tarım Bakanlığı piyasadaki yem fiyatlarını da gözeterek süt fiyatını, süt piyasasını elinde regüle etmesi lazım. Kontrol altında tutması lazım. Ama yem fiyatlarında ve girdilerde aşırı bir artış oluyor. Maliye Bakanlığı'ndan görüş alınıp süt fiyatlarının güncellenmesi birkaç ay alıyor. O arada amaçlar kesime gidiyor. Yani biz günlük enflasyona yönelik, enflasyonu baskılamaya yönelik günlük politikalardan vazgeçip acilen üretim politikaları geliştirmemiz lazım. Maraton gibi düşünmek lazım. Tabii ki. Şu anda Türkiye'de süt açığı var. Süt tozu fabrikaları boş duruyor şu aşamada. İnsanlar da yani süt ihtiyacı olan mandırıyada fabrikalarda yeter ki bir yerde süt olsun. 13 liraya açıklanıyor. Ama 16 liraya şu anda süt alınıyor. Kendi kendine aslında bir denge oluşmuş gibi duruyor. Ben öyle hissediyorum. Evet. Çünkü Maliye Bakanlığı bu konuda haklısınız. Görmezden geliyor. Hatta bir sürü iş olunca biraz da dünya dengeleri var tabii ki. Öyle olunca da artık hayvancılığa neredeyse yani hiç hayvan olmasa daha iyi gibi bir hava da bazen hissediyorum. Ama dengeler kendi kendine bence oturuyor diye düşünüyorum. Yani müdahale etseler daha iyi yani. Bu kadar baskılamaya rağmen, bu kadar baskıya rağmen tabii ki oluşuyor. Mesela biz de şu anda 17 liranın üzerinde satıyoruz sütümüzü. yani burada biraz konsey işlevsiz kaldı. Aslında bunlar konuşuluyor. Konseyi oluşturan olgular da bunu çok iyi görebiliyor, bilebiliyor. Yani biz bununla ilgili günlerce de konuşsak, haftalarca da konuşsak çözüm alamayız. Çok bir şey değişmiyor. Evet, evet. Biz bireysel olarak, işletmeler olarak
Şunu yapmamız lazım. Hı. Yani yüksek miktarda süt üretmemiz lazım. Yani verimliliğimizi üst düzeyde tutmamız lazım. Yani bunun en önemli şeyi kaliteli bir kaliteli hayvan, kaliteli genetik. İyi besleme, iyi bakım ve kaliteli kaba yem. Bunlar bu işin anahtarı. Yani şimdi biz ülkedeki çoğu işletme lokanta hayvancılığı yapıyor. Sadece yani yemi alıp, silajı alıp, yoncayı alıp. Tabii ki bir işletme, biz de %100'ünü üretemiyoruz kaba yemimizin. Büyük bir kısmını üretiyoruz ama satın aldığımız da var. Ama siz %100'ünü satın aldığınız zaman karlılığınız düşüyor. İstediğiniz kalitede kaba yem alamıyorsunuz, elde edemiyorsunuz. Kesif yem kullanımın oranınız artıyor. Bu da ne oluyor? Sizin karlılığınız azalıyor. Ondan sonra bu şekilde işletmelerin büyüyüp kendi içerisinde yani bu nasıl söyleyeyim eksik hayvancılık politikalarına rağmen büyüyüp ülke hayvancılığına katkıda bulunmanız lazım. Bizim yapabileceğimiz bu yani. İthalatla ilgili bir şu an engel var mı? Yok, şu anda ithalat açık tamamen. Yani şöyle, damızlıkta tamamen açık. İstediğiniz sayıda, istediğiniz kadar ama ahır kapasitenize göre hayvan getirebiliyorsunuz. Beside de dönemsel olarak başvurular oluyor. O dönemde başvurunuzu yapıp işletmenizin kapasitesinin %20'si oranında besilik hayvan da getirebiliyorsunuz. Şu anda hayvancılık yapmayanlar damızlık getiremiyor. Hayvancılık yapmayan hiçbir şey getiremez. Yani mevcut önce hayvanı ithal etmek için mevcut bir işletmesinin olması lazım. Orada boş kapasitesinin olması lazım. Ama tabii hayvancılık yapmayan birisi hayvan ithal edip besleyemez de satamaz da ya. Yani. Peki. Şuraya bana bir tercüme ediver. Neler var? Hepsi yoktur ama bu da ne görünce mutlu oluyorsunuz veya ne görülürse iyi oluyor işletmede. Neyi yani, buraya aldınız? Yani şöyle bir şey. Burayı kamera sistemiyle işletmeyi takip ediyoruz. Aslında şu anda işletmede bir inşaat süreci de devam ettiği için tamamen her tarafa hakim değiliz. Doğru. Ama en azından burada oturduğumuz zaman günlük işletme içerisindeki akışı burada görebiliyoruz. Mesela ben şu an gündüz olduğu için bir de hayvanların sağım ve yem saati çok ifade yani buradan ekrandan net ifade edemiyorum ama şimdi mesela burası şöyle söyleyeyim. İsrail modeli olarak planlanmış bir ahır. Şimdi burada şöyle bir olay var. Şurası tamamen toprak. Yani işletme içerisine girdiğimiz zaman da canlı olarak göreceğiz. Burası tamamen toprak. Üste burayı kurutan ve sürekli 24 saat çalışan otomatik fanlar var. Aynı zamanda hayvanlar sahama gittiği zaman traktör girip burayı gübreyi karıştırıyor. Kurumasına yardımcı oluyor. Yani ben daha önce yaklaşık yani 25 yıldır hayvancılık sektörünün içerisindeyim. Izgaralı da olmak üzere çok ahır modelini hayvan besledim. Ama bence hayvan refahı açısından, hayvanın uzun ömürlü olması açısından şu anda Türkiye'de uygulanabilecek en iyi ahır modeli İsrail modeli dediğimiz kompost yataklı ahır sistemi. Burada hiçbir şekilde... Bunun altı özel mi hazırlanıyor? Yani şöyle, bunun altını toprak, üzerine bir sap atıyorsun, hayvan içine koyduğun zaman gübre kendiliğinden oluşuyor, yükseliyor. Sizin göreviniz sadece gübreyi kurutmak. Ondan sonra fazla gübreler, hayvanın burada yemlik ve suluğa doğru hareketleriyle fazla gübreler burada sıyırıcı yoluna geliyor. Sıyırıcı yolundan otomatik sıyırıcıyla sıyrılıp gidiyor. İlginç bu. Ya mesela ben biraz geriye gidersek buradan size bir görüntü göstermek istiyorum. Mesela işletmenin bu modelin özeti diyelim. Bakın. Şimdi burada gece saat 5'e doğru hayvanların %95'i yatıyor. Hayvanın verim verebilmesi için mutlu olması lazım. Mutluluğunun göstergesi rahatı ve hayvanın yatması. Hayvan yemini yiyip, suyunu içip bu kalan süre haricinde mutlaka yatması lazım.
yatıp geviş getirmesi lazım. Şunu mu diyorsun? Burada demirler olsaydı, altlık olsaydı o da rahat yatamaz mıydı demek istiyorsun? Ya rahat yatamıyor. Yani tabii ki o da bağlı duraklı ahırlara göre biraz daha modern bir sistem. Ama durak yatak duraklı ahırlara göre bu hayvan refahı açısından daha güzel bir sistem. Hayvanın uzun süre yatmasını sağlıyor. Mesela biz şu an Şubat ayındayız. Yani kameradan böyle çok biraz daha ıslak gibi görünüyor ama altı aslında o kadar ıslak değil. Bizim inşaat süreci devam ettiği için biraz kapasitenin üzerine hayvan koyduk. Ona rağmen hayvanların altı kuru yani. O rahatlığı sağlıyoruz. Peki bizim burada şimdi bunun dışında gömmemiz gereken iki yer var. Birisi burası gömmek istiyorum. Bir de sizin galiba buzağılıklarınız da farklı sanıyorum. Evet. Burada yok herhalde o. Evet, buzağlar burada yok. Buzağları canlı olarak indiğimizde görebiliriz. Peki, bunun dışında burada başka göstermeye düşündüğün bir şey var mı? Ana sayfada şu nokta önemli dediğin bir şey var mı? Ya onu zaten canlı olarak göreceğiz. Sağmaneyi ve diğer şeyleri görebiliriz yani. Peki, şu camda demin diğer tarafta çekerken bir tane şey yoktu. Bir kaplama yoktu. Ama şimdi burada bir kaplama var. Bu camda. Onu niye yaptınız? Daha açık şeffaf olsaydı olmaz mıydı? Yani şöyle, burada siz içeride oturup hareket ettiğiniz zaman hayvanlar sizi gördüğü takdirde sağında dikkatini size veriyor. Yani hem hayvanın dikkati dağılıyor hem de korkma ve ürkme oluyor. Sağıma girdiği zaman. Tabii strese giriyor. Süt vermiyor. Tabii strese giriyor. O yüzden buradaki hareketliliği hayvanın görmemesi lazım. O yüzden siyah cam filmleriyle kapladık. Hayvan oradan kesinlikle içeriği göremiyor. Siz buradan hayvanı görüyorsunuz. Peki bu tür yaklaşımlar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Daha önce böyle bir şey yoktu. Niye peki böyle hayvanları görme ihtiyacı hissediyorsunuz buradan siz? Ya şimdi ben mesela buradaki... Kamera varken. Burayı planlarken sadece kameradan ziyade canlı olarak da tüm ahırları, girişi, buzağı yerini görecek şekilde planladık. Ama işletmenin şöyle söyleyeyim, işletmenin temeli sağmane. Sağmanede yapılan bir hata hayvan hastalığına yol açar, mastite yol açar, düşük süt verimine yol açar. Burada hem siz sağımı oturduğunuz zaman rahat bir şekilde görüyorsunuz, izliyorsunuz. Kameradan ne kadar da görseniz sürekli kameraya bakmazsınız. Ama oturduğunuz zaman sürekli burada sağımı izliyorsunuz. Bir şey görüyor da batar yani. Tabii batar, artı çalışanlar açısından da sizi burada sağmanenin yakınında hissetmeleri daha disiplinli çalışmalarına yol açıyor. Yani gözetim altında olmak her zaman tabii ki. Bir titizlik gerektirir. Evet. Bir de burada hayvanların gelmesi, sağılması, onları görmeniz sonuçta burası bir hayvancılık işletmesi. Size ayrı bir mutluluk veriyor. Zevk veriyor. Tabii ki. Peki. Hadi çıkalım dışarı o zaman. Özkan Bey, burası senin buzağların olduğu yer. Burayı da bir yakından anlayalım. Ben bu şeyleri ilk defa gördüm, bu buzağ kulübeleri diye. Evet. Farklı bir tarzım var. Mehmet Bey, burada yeni doğan bir haftadan sonra buzağları buraya alıyoruz. Yeni doğumdan bir haftadan sonra. Çünkü şöyle bir şey, yaklaşık olarak bir hafta olmasa da bir 4-5 gün anne sütüyle, ağız sütle, o ilk kolostrumla besleniyor hayvan. Beslendikten sonra burada tamamen mama veriliyor buzağlara. Yani sütten çıkıp mamayla besliyoruz. Buradaki mamayı elle veriyorsunuz? Mamayı oradaki mama makinamızda hazırlanıyor. Hayır, orada dozajlama. Biberonla veriyorsun demek istiyorum. Tabii kovayla veriyoruz. Kovayla veriyoruz. Şimdi burada yaklaşık olarak 70 gün kalıyor buzağlar. 70 gün sonra şuraya sosyalleşme alanına alınıyor. Aslında burası normalde işletmede planlanan sosyalleşme alanı değil ama inşaat devam ettiği için burayı kullanıyoruz. Evet. Oradan sonra da yaşına göre ilgili bölümlere alınıyor. Şimdi buradaki bu kulübeler biraz daha az bir alan kaplıyor. İstediğiniz zaman kurulup sökülebiliyor. Bağımsız. Tabii bağımsız. Mesela biz şey yaptık. Burada kulübelerin orta kısmına denk gelecek şekilde drenaj kanalları oluşturduk. 1 metrelik drenaj kanalları var. Buzağların altına da yaklaşık olarak bir karış civarında bir çağıl döşedik. Burada buzağların altı ıslanmıyor. Biraz daha rahat ve ferah oluyor.
Onun üzerine de bir sap, buzağlara altlık olarak sap koyduk. Buzağlar biraz daha rahat ediyor. Yani normalde burada doğumların yoğun olduğu zaman 110 civarında kulübe kurabiliyoruz. Şu an doğumlar biraz daha azaldığı için kulübeleri söktük ve sayıyı azalttık. İlk 4 gün nerede kalıyor buzağlar? İlk 4 gün doğumhanenin orada kalıyor. Doğumhanenin orada da aynı buzağ bölümleri var. Orada kalıyor. Ağız sütünü aldıktan sonra da buraya geçiyor. Burada 70 güne kadar mamayla besleniyor. 70 günden sonra artık mamadan kesilip tamamen yeme geçiyor. Türkiye'de sizde belki yoktur veya en azdır buzağa ölüm oranı. Özellikle ishalden de olabilir, başka rotok oranı olabilir ama evet. Türkiye buzağı besleme konusunda pek öyle iç açıcı bir durumda değil diye düşünüyorum. Ya şöyle bir şey var, doğru, bu konuda çok haklısınız. Yani buzağda ölüm olmama gibi bir durum olmaz. Ama bunu ne kadar minimize edebilirseniz, ne kadar düşük seviyelere çekebilirseniz işletme yönetiminin başarısıdır. Şu anda bizim başarılı bir sağlık ekibimiz var. Sağlık ekibimizde 3 tane veteriner hekimimiz var. 1 tane veteriner sağlık teknikerimiz var. Bunlar 24 saat işletmede hayvanların içerisindeler. Bunun da temeli aşılamadan geçiyor. Biz buzağı iselleriyle ilgili aşılamaya anne karnından başlıyoruz. Hayvanın 7 aylık gebeliğinden itibaren aşılamalara başlıyoruz. Doğumdan sonra aşılamalar devam ediyor. Tabii ki ishallerle karşılaşıyoruz. Ama zamanında tedavi edildiği zaman ölüm yok değil ama sıfıra yakın. Benim tahminim 400 civarında bir doğumumuz oldu. İshalden buzağa ölümümüz kaç tane oldu? İshalden buzağa ölümü? Ya bir ya da iki tanedir. Ya buzağa ölümleri hani pnömoniden öldü, şundan oldu, bundan oldu. Belki bir 7-8 tane doğumdan toplamda sonra sağlıklı doğan buzağı ölümümüz oldu. Ama ishalden bir ya da iki tanedir yani. İklim de etkili buzağlarda. Burasının havasını tam olarak bilmiyorum ama uygun bir yer demesiniz. Hem yaz hem kış bakımından. Ya sonra şöyle bir şey, aslında burası uygun bir yer. Adıyaman ama buranın şu an işletmenin bulunduğu rakım 1000 civarında yüksek bir rakım. Yani soğuktan bir türlü hayvanı koruyabilirsiniz. Az sonra ahırlara geçtiğimizde orada göreceksiniz. Motorlu perde sistemi yapmışız. İstediğimiz zaman onları kapatıyoruz, rüzgarı, soğuğu kesiyoruz. Ama yazın sıcakta hayvan daha çok strese giriyor, daha çok sıkıntı oluyor. Esas sorun diyorsun sıcak. Tabii tabii. O yüzden burası biraz daha hava akımının iyi olduğu, rüzgar alan. Yazın da çok çok aşırı sıcakların olmadığı, tabii ki sıcak havalar oluyor onun için. Fan sistemi falan kuruldu. Yazın belki suyla serinleme sistemleri yapacağız. Ama bulunduğu, işletmenin bulunduğu yer hayvancılık açısından ideal bir yer yani. Peki. Son olarak şu İslam modelini yerinde görelim. Evet Özkan Bey, şimdi o senin meşhur denilen, son dönemde tartışma konusu olan İslam kelimesini sevmesem de ama İslam modeli diye ifade edilen sisteme geldik. Burada espri olan taraf şu. Şu gördüğün çamur diye görülen alanı Konya'da bir ara ben gördüğüm zaman ve yayınlayınca insanlar bana ya adama bak ya hayvana yazık kardeşim, hayvan her tarafı bok götürüyor, çamurda yatıyor derlerdi. Ama görüyorum ki artık hayvanın doğal hali çamurda yatmak diyorsunuz galiba. Yani çamur değil aslında. Gübrenin rengi öyle olduğu için öyle görünüyor. Şimdi az önce de ifade ettim. Bence hayvanın en rahat edebileceği sistem bu sistem. Çünkü yatak sisteminde yatarken kalkarken sıkıntı yaşıyor, yatmak istemiyor. Yatıyor, yeme gidecek, kalkmak istemiyor. İşte ahır içerisinde betondan dolayı farklı sıkıntılar oluyor, kayma oluyor, farklı durumlar oluyor. Burada hayvan çok daha rahat ediyor. Yani biraz gübreden dolayı mastite engel oluyor. Tırnak problemi fazla olmuyor. Ayak bucak... Mastite nasıl engelliyor? Ben tam aksine şu an meme tamamen şeyin üzerinde. Yani şöyle bir şey düşünün. Şurada biraz bakteri popülasyonu daha farklı olur. Beton ve çok daha nemli bir alan. Bakın evet. Şurayı düşünün. Evet diyelim. Orada gübrede bakteri ve virüslerin üremesi o kadar fazla olmaz. Tamamen gübre. Şekil olarak diyorsun. Gübre, rutubet az. Şuraya göre daha az. Mesela burası beton.
Ama şuradaki rutubeti düşünün, bir de orayı düşünün. Ama hayvan zaten burada yatmıyor ki. Hayvan zaten yatamıyor. Yani kupkuru bir ortamda yatıyor hayvan normalde. Şöyle bir şey düşünün, burada yatmasa bile yatak durak sisteminde ister istemez hayvan orayı ıslatıyor, gübreyi bırakıyor. Ayağıyla taşıyor mu diyorsun? Tabii ayağıyla da taşıyor. Oradaki virüslerin üremesi çok daha farklı oluyor. Ama yürüyemiyor bak. O tarafını gördüm. Nereden baksan bir yarım metre, 40 santimetre orada şey var. Ya Mehmet Bey şöyle, şimdi şu anda Şubat ayındayız. Şu ortamın en kötü olduğu dönem bu şekilde. Bir de işletmede inşaatın devam ettiğinden dolayı burada kapasitesinden fazla hayvan var. Yani burada yaklaşık %20 fazla hayvan var, olması gerekenden fazla. Bir de o yürüyemiyor dediğiniz şey, olay şu. Hayvanlar sahama gittiği zaman buraya gelmeden hemen önce traktör girip bu gübreyi karıştırdı. Ondan dolayı tezekler oluşuyor. Engebeli yaptı. Tabii ki tezek. Onun sebebi de gübreyi karıştırmasının sebebi gübrenin arasına hava girip kurumasının hızlanması. O gübre ne kadar orada kalacak? Yani... Bu gübreye hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Nasıl yani? Fazlası zaten ayakla bu tarafa taşınıyor. Yani kendi kendine hayvanı atıyor. Tabii. Seleksiyon. Aynen. Yani bir süre orada birikip ondan sonra gübreyi buraya taşımıyorsunuz. Yazın bahar dönemi geldiğinde bu gübre biraz daha kuruyor. Daha ufak partiküller haline geldiğinden biraz daha çabuk fazla şekilde buraya taşınıyor. Yani oraya hiçbir şekilde traktör girip kürekle veya öndeki bir şeyle. Aynen. Öyle bir müdahale yok. Şu fanlar 24 saat çalışıyor. Evet, yukarıdaki fanlar. Tabii. Onlar otomatik devir ayarlı. 24 saat çalışıyorlar. Mesela kenardaki şeyler, perdeler motorlu. Güneş olduğu zaman açıyoruz. Rüzgar olduğu zaman, yağış olduğu zaman kapatıyoruz. Onları bir düğmeyle açıp kapatabiliyorsun. Buranın yeni ölçüsü neydi? Yükseklik falan ayarı. Çünkü daha önce bunda böyle orta demir yoktu böyle. Betonlarla yapılıyordu. Yani buranın orta yüksekliği 10,5 metreyi buluyor. Bayağı yüksek. Buranın tamamen içerideki metan gazının hızlı bir şekilde uzaklaşmasına yönelik planlandı çatının eğimi. Kenar yükseklikleri 5,5 metre. Orta yükseklik de 10,80, yani 11 metreye yakın. Şu anda bazı projelerde, İPART, TKDK gibi projelerde mimarlar çizince şu kirişlere koyulan demir değil de kocaman betonlar var. Hem sütunlar var, hem şu orta sütunlar, direkler öyle. Her taraf beton. Ama evet, siz daha küçük, herhalde biraz da yerden tasarruf olsun diye olabilir. Veya maliyet de olabilir. Bu mu daha rantab beton mu? Yani demir hem sağlam, esnek olduğu için depreme karşı daha dayanıklı. Yani betona göre. Hem de yani maliyet bence çok bir şey değişmez. Belki çelik daha maliyetli olur betona göre. Ama bu daha çok tercih edilen ve daha güvenli bir sistem. Son dönemde yapılan özellikle sizin gibi büyük işletmelerde bu modeli görüyorum. Evet. Daha hızlı, daha pratik olması bakımından da. Aynen. Hemen alıyorsun, yaptırıyorsun ve Tabii. Zaten üst kısımda sandviç panel. O da biraz yazın içerinin biraz daha serin olmasını sağlıyor. Güneş ışığını ve yukarıdan güneşten dolayı oluşan sıcaklığı içeriye almıyor. Hayvanlar sağımdan geldi, direkt yeme saldırdı. Sonra yiyenler de yattı. Evet. Öyle mi? Aynen, tabii ki. Öyle olması lazım. Hayvan ya yiyecek ya yatacak. Yani yatan hayvan mutlu bir şekilde geviş getirecek ve süt oluşacak. Benim bu sistemde en çok hoşuma giden şey, bir çocukken çobanlık yapan birisi olarak söylüyorum, suluklar oldu. Suluklar tam bizim böyle teknelere benziyor. Evet. Hayvan böyle şey var ya, böyle taslarda. En çok ona üzülüyorum ben. Yani evet, kocaman bir hayvana bir tasla su veriyorsun ya. Ben orada iddia ediyorum, hayvan en fazla ihtiyacı olan suyun dörtte birini içiyor. Kalanını içiyor. Sonra gelip birisi onu itiyor. Bıkıyor bir de. Ya da evet yeter lan diyor ve susuz kalıyor diye düşünüyorum. Aynen. Peki bu sistemde tam anlamıyla, bak şu anda içiyor ama iki hayvan aynı anda içince o kadar suyun buraya geliyor mudur? Tabii ki orada bunlar 110 litre depo kapasitesi var onun. Zaten içmesiyle arkadan tamamlanması bir oluyor. Bir de planlamayı ona göre yaptık. Daha kalın hortumlar, daha iyi besleyecek şekilde ayarlama yaptık. Suyla ilgili bir sıkıntı yok yani. Hayvan, benim için bu önemli. İstediği hızda içebiliyor. Yani önünde yem istediği kadar var. 24 saat. Evet. Suyu da var. Yatağı da var. Gene kaldı, süt mi kaldı? Aynen. Yani beslemeyi ona göre ayarlıyoruz zaten. Belli bir rasyon var. Hayvanın
erken bitirmesine veya bitirmemesine göre porsiyon sayısını ayarlıyoruz. Ona göre besleme yapıyoruz. Ama genel anlamda 24 saat hayvanın önünde yemi var yani. Peki. Programın bittiğini gördüm ben. Ama küçük bir özetleme yapmam gerekirse, doğa işletmesinde Adıyaman Gölbaşı'nda Özcan Kılıç diyor ki, bu işletme müstakbel zamanda ileride Türkiye'nin ideal bir düve yetiştirme merkezi olacak. Birinci şık bu. Öyle görünüyor sanki. İki, bu yeni ahır modeli Türkiye'de giderek revaçta olacak gibi, İsrail modelinden bahsediyorum. Bazı eleştiriler olsa da böyle bir yaklaşımı siz farklı değerlendirdiniz. Ya eksileri de var tabii ki. Daha fazla alan gerekiyor bir hayvan için. Mesela yatak durak demirli sisteme göre bu yaklaşık olarak iki katı daha fazla alan gerektiriyor. Ama işte yatak ve durağa ve betona biraz daha maliyetin az olduğu için hemen hemen kurulum maliyetleri başa baş çıkıyor. Burada maliyetten çok hayvanın refahı ve hayvanın vereceği et ya da süt. Daha çok süt tabii ki. Evet. Peki besi olsa yine aynı şey yapar mıydın? Yani şimdi beside de buna benzer modeller var. Besi olsa aynı şeyi yapar mıydım? Yapardım. Beside de farklı bir planlama yapılıyor. Biraz daha o alan dar tutuluyor. Kafes sistemi denilen 3-5 hayvanın olduğu bölümler şeklinde çok oluşturuluyor. Gezmesini engellemek tabii için. Ve çok güzel randıman alınıyor yani. Alınıyor. Peki, bugün sizinle süt politikasına girmedik, siyasi konulara girmedik. Demin siz konuşurken doğru bir şey söylediniz. Artık Türkiye'de herkes siyaseti, herkes bakanlığı konuşuyor ama hiçbir çözüm olmuyor. Yok. Onlar kendi bildiğini okuyor. Aynen. Ya da istiyorsa soruyordur. Evet, tabii belki de soruyorsa soruyordur ama ben her zaman söylüyorum, burada oturup da Adıyaman Gölbaşı'ndan Tarım Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı veya bir siyasi partiye burada laf atmanın veya çözüm yapmanın hiçbir anlamı yok. Enerjimizi kendi çiftliğimize harcamak daha ben mantıklı. Doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Soramadığım şey vardır ama aklına geldiyse şu noktayı es geçsin dediğim bir şey varsa söyleyebilirsin. Yo, genel anlamda konuştuk. Sizin konuştuk. Merak ettiğiniz, başka sormak istediğiniz bir konu çok, varsa. Çok konu olsa bile hem zaman doldu hem de her şeyi bugün vermeyelim. Tabii hayvanlara ki fazla vermiyoruz ya yem olarak. Böyle butik olsun diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Kolay gelsin. Ayağına sağlık tekrar. Sevgili seyirciler, Adıyaman'daydık. Gölbaşı'ndaydık. Doğa çiftliğinde Özkan Kılıçlı Bey'le konuştuk. Bu çiftliği daha önce de burayı değil ama Özkan Bey çiftliğini gezmiştim. Yenilikçiliğe açık bir insan olduğunu biliyorum. İzlemeyi sürdüreceğim. İsrail modeliyle ilişkin bazı handikaplar da var. Onları da değerlendirip atıyorum bir sene sonra tekrar gelip mutlu musun diye sormak lazım. Çünkü bu konu Türkiye için önemli bir konu. Ama şöyle mutluluk tarafım var. Artık Türkiye damızlık düve konusunda fikir olarak da icra olarak da bir yere geldi. Bence Türkiye bundan sonra damızlık ithal eden değil, ihraç eden ülke olmak zorunda. Görüşürüz.